Mehmet? Anne, Mehmet'i gördün mü? Ne oluyor Gümüş? Nedir bu halin? Mehmet yok. Ne demek yok? Her dakika senin yanında olacak değil ya. Oğlumla baş başa bir kahvaltı ettik. Evde mi yani şimdi? Evet, evde. Şimdi aşağıda Berk'le oturuyor. Tamam, sağ ol. Gümüş! Nereye bu kılıkla? Sen yine eski hallerine döndün. Bir toparlansan iyi olacak. Bugün Lara'nın babası hastaneden çıkıyor. Öyle mi? Evet, artık evimize gideceğiz. Ama yine de bizi ziyarete geleceksin değil mi? He? Babam izin verirse evet. Mehmet nerede? Günaydın Gümüş. Günaydın. Çok oldu çıkalı ya. Nereye gitti peki? Şirkete değil herhalde Berk. Vallahi sormadım Gümüş. Hadi kızlar, ben kaçtım artık. Akşama görüşürüz. Berk. Efendim? Nereye gittiğini biliyorsun değil mi? Bilmiyorum dedim ya Gümüş. Berk, kaç gündür bir şeyler planlıyorsunuz. Anlamadım mı sanıyorsun? Niye bir şey söylemiyorsun? Bak, bu çok tehlikeli, farkında değil misin? Berk, ikinizin de başına çok kötü şeyler gelebilir. Bak Gümüş, abim ne yaptığını gayet iyi bilir, tamam mı? Telaşlanacak bir şey yok. Günaydın, gelsene. Günaydın. Yok. Günaydın. Onur, bir saniye bakar mısın? Bir şey soracağım sana. Tamam. Ne oldu Gümüş? Bir şey mi var? Mehmet nereye gitti biliyor musun? Sanırım işe gitti. Yok. Bana ben gidiyorum demeden gitmez. Yanıma gelip ben gidiyorum demediğine göre... bilmemem gereken bir yere gitti değil mi? Yalan söylememek için de yanıma gelmedi. Mehmet nerede Onur? Gerçekten bilmiyorum Gümüş. Tarık'ın peşinde değil mi? Evet. Ne yapacak peki? Bulunca ne yapacak ona? Bilmiyorum Gümüş. Gerçekten bilmiyorum ama... aklımdan iyi şeyler geçmediği kesin. İyi günler. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya aslında ailevi bir durum söz konusu. İsmim Mehmet Çağdoğlu. Müşterilerinizden Tarık Atasoy eniştem olur. Bir kaza geçirdi. Şu anda hastanede. Öyle mi? Biz de kaç gündür gelmemesinden şüpheleniyorduk. Ama odanın parasını peşin ödediği için hesabını kapatamadık. Yok yok yok, kapatmayın zaten hesabı. Çünkü ufak bir kaza. Birkaç güne kalmaz toparlanır. Ancak benim şimdi eniştemin odasından bazı ihtiyaçlarını almam lazım. İsterseniz hemen kendisini arayabilirim. Yok yok, hiç gerek yok. Beyefendi 205 nolu odaya götürelim lütfen. Tarık Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletin lütfen. Teşekkürler. Buyurun. Oo, Gümüş Hanım. Vallahi işi filan iyi boşladın ha. Ev kadını olmaya özendiysen bence büyük hata unut gitsin. Yok canım, hazırlık yapıyorum işte. İyi de iki gün yok mu daha ya? Yok, biz bu geceden gidelim. Neden? Böylesi daha iyi çünkü. Mehmet'in buradan uzaklaşması şart oldu artık. Hem beklemenin de anlamı yok. Gümüş. Bu gece çıkacağız yola. Oteli aradın mı? Aradım, oteli de aradım. Yani şimdi 4 gün mü kalacaksınız? Evet, 4 gün kalacağız. İyi, süper. Siz de gelsenize. Yok, siz baş başa kalın. Ya Onur'la aranızdaki sorunu da çözerdiniz. Gelsenize siz de.
Ne bileyim ya, neyse, bence siz bir gidin de bakarız. Sonra düşünürüz. Tamam? Tamam. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo, ne haber güzelim? İyidir kuzen, senden ne haber? Bahar, sana bir şey soracağım. Tarık'ın doğum gününü ayıyla yılıyla biliyor musun? Evet, 18 Kasım 1956. Sağ ol kuzen. Ya, ne oldu Mehmet, işle ilgili bir durum mu? Yok, sonra konuşacağız. Şimdi biraz acelem var da. Peki, görüşürüz. İşte bu seni bana getirecek şey Tarık Efendi.